Şimdi sizleri Gaziantep mutfağına götürüyorum. UNESCO gastronomi şehri Gaziantep'ten Ayvalı ekşili taraklık tarifi. Bakın taraklık nedir? Gaziantep'te bu pirzolaya taraklık diyorlar. Ayvayla da pirzolayı birleştiriyorlar. Çok güzel bir yemek ortaya çıkıyor. Gaziantep'in tencere yemeklerinde meyve sık sık kullanılıyor yemeklerde. Şimdi ben de Gaziantep'e gittiğim zaman en sevdiğim yemeklerden birisi ayvalı, ekşili, taraklı sizlerle beraber yapacağım. Malzemelerimiz. Bir kişilik yapıyorum ben. Şu anda bir porsiyon yapıyorum. 3 tane pirzolamız var. Ayvamız var. Soğanımız var. Rendelenmiş domates. Tereyağı. Baharat olarak tuz, pul biber, karabiber, birazcık kimyon ve sarımsak. Bir taraftan da et suyum kaynıyor. Hemen başlayalım. Öncelikle etimizi mühürlememiz gerekiyor. Tavam ısınsın. Bu mühürlenme işlemini Gaziantep'te mangalda, ızgarada yapıyorlar. Biz tabii dışarı çıkma imkanımız olmadığı için evimizde tavada yapacağım ben bu işlemi. Tavayı iyice kızdırıyorum. Yüksek ateşte. Bakın mühürlüyorum. Eti mühürlememin, yüksek ateşte bu şekilde pişirmemin sebebi etin suyunu kaybetmemesi. Bakın et hiçbir şekilde suyunu salmadı, görüyorsunuz. Suyun içerisinde hapsoldu ve daha lezzetli olacak. Bakın hemen çeviriyorum. Bir tarafı mühürlendi. Diğer tarafı da mühürlensin. Gördüğünüz gibi et bir damla bile suyunu salmadı. Etin suyunu kaybetmemesi için bu mühürleme işlemini yapıyorum. Evet, etimiz mühürlendi gördüğünüz gibi. Ocağımızı kapatıyorum. Ayvayı doğrayalım. Ayvayı şöyle önce ikiye bölelim. Çekirdeklerini de alalım. Bu şekilde soyduğum ayvaların kararmaması için hemen limonlu suyun içerisine atıyorum. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. Soğanları ince ince küçük küçük doğramamız gerekiyor. Şöyle çizdim. Şimdi tenceremizin altını tekrar yaktık. Tereyağı koyuyoruz. Tereyağın üzerine soğanımızı atıyoruz. Ve tereyağında soğanımızı kavuruyoruz. Soğanlar karamelize olurken ben de şurada birazcık sarımsak doğrayayım. Evet, soğanlarımız gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karamelize oldu. Soğanlarımız hazır. Tam istediğim kıvama geldi. Şimdi rendelenmiş domates. 2 tane domates var burada. Rendelenmiş domates ilave ediyorum. Malzeme listesini saymayı unutmuştum. Birazcık da salça ilave edeceğiz. Özellikle biber salçası koyarsanız çok daha iyi olur. Salçayla beraber güzelce kavuralım domatesimizi, soğanımızı. Evet, salçamız da kavruldu. Şimdi burada kaynayan et suyumuzu ilave edeceğim. Ve şimdi pirzolarımızı ilave ediyoruz. Bakın mühürlediğimiz pirzolarımızı ilave ediyoruz. Ve şimdi en son baharatlarını atacağız. Ama öncesinde sarımsağımı atayım. Çok küçük doğradığım sarımsakları atıyorum. Tuzu. Pul biberi, karabiberi, biraz da kimyonu. Şöyle tekrar karıştırayım. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde altını kısıp 45 dakika pişireceğim. 45 dakika sonra ayvalarını ilave edeceğim. Bir 15 dakikada öyle pişireceğim. Toplam 1 saat sonra ayvalı ekşili taraklımız hazır. Şimdi ayvaları atıyorum. Ayvaları limonlu suda bekletmiştim kararmasın diye. Gördüğünüz gibi hiç kararmamış. Şöyle bir karıştıralım. Ayvalar piştikten sonra yemeğimiz hazır. Ve sonunda ayvalı ekşili taraklımız pişti. Toplamda 1 saat geçti. Ayvalı ekşili dedik. Ama limon koymadık. İkisi nereden geliyor diyorsanız ekşisi ayvasından geliyor.
Bakın önce ayvaları koyuyoruz. Pirzoları diziyorum etrafına. Oh. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Yakın göstereyim kameralarımıza. Hemen ben de bir fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşayım. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. İnşallah yapıp evinize denersiniz diyorum. Tarifi bizden, evinizde yapıp denemesi sizden.